kutu açma videolarını biliyorsunuz. Ben de hep istemişimdir böyle bir kutu açma videosu ben de yapsam diye. Bugüne nasipmiş. Açıkçası bu kutunun içerisindeki birazdan size göstereceğim. Ve açıkçası benim de ilk kez heyecanla görmeyi beklediğim eser uzun zamandır oluşmasını tamamlamasını beklediğimiz bir eserdi. Nakkaş Boytu'nun bizim için birkaç yıldır üzerinde çalıştığı Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı için hazırlamaya çalıştıkları muhteşem bir sanat eseri. Türk boyutu. Şimdi hep beraber göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Yalnız bu nakkaş boyutunun bir özelliği var. İçerideki eser ne kadar harikaysa kutusu da o kadar harika oluyor. Ve açması teferruatlı oluyor. Bunu bir görelim. Oo, kutunun içine çok güzel ebru yapmışlar. İlla bir kitapçık olacak. Diyeceksiniz ya böyle bir sanat eserinin kitapçığı mı olur? Yani bunun bir kullanma kılavuzu mu var? Elektronik bir alet mi çıkıyor içinden? Birazdan bu eseri gördüğünüz zaman böyle bir kitapçığı niye koyduklarını anlayacaksınız. Hani bir aletin kullanım kılavuzu gibi önünüze koydukları sanat eserini de anlamanın bir kılavuzu gerekiyor. Bu kitabı okumadan ya da benim bu videoda size anlatacaklarımı dinlemeden bu muhteşem eseri bütün detaylarıyla anlamanız çok kolay değil. Onun için nakkaş boyutudan bir sanat eserini evinizin bir köşesine koyduğunuz zaman içinden çıkan kitapçığı, Öncelikle okumalısınız. Sonra evinize gelen konu komşunuz, akrabanız herhangi bir kişiye buradaki bilgiler ışığında dakikalarca belki saatlerce o eserin derinliklerini anlatmalısınız. İkinci bir kitapçığı daha var. Burada da boyutunun ne olduğu anlatılıyor. Boyutu nedir? Ben de size bu videoda biraz bundan bahsedeceğim. Evet süngerimiz var. Bunu da alıyoruz. Ve işte karşımızda of 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 işte budur. Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılının muhteşemliğine layık onu anlatan harikulade bir boyutu olmuş. Boyutu nedir? Boyutu Türk İslam medeniyetinin sanat eserlerinin üç boyutlu halde yaşantımıza yansımasıdır. Şimdi Osmanlı'da, Selçuklu'da biliyorsunuz muhteşem sanatlar var. İşte Ebru var. İşte az önce gösterdim kapak tamamen Ebru ile hazırlanmış. Vitray var renkli cam sanatı. Revzen var. Sonra Çin'i var, minyatür var, katı var, bunun gibi var da var. Hat var, Hüsnü Hat. Ama bunlar hep iki boyutlu. Ya da böyle rölyef kabartmalı. Böyle üç boyutlu. Çevirdiğiniz zaman 360 derece size her detayıyla bir şeyler anlatan Türk İslam medeniyetinin sanat detayları üç boyutlu olarak evinizin bir köşesinde olmalı. E buna biz ne diyeceğiz? Biblo mu diyeceğiz? Biblo Bible'dan geliyor. Yani İncil'den geliyor. Bible, Biblo o bize yakışmaz. E ne diyeceğiz? E ürün mü diyeceğiz? Hiçbiri olmaz. O zaman ne diyeceğiz? Boyutu. Yani Türk İslam medeniyetinin sanatlarının 2000'li yıllara yansımış ayrı bir üç boyutlu hali. Bunun Osmanlısı da var. Çok geniş bir ürün yelpazesi var. Ama Boyutu'nun önümüze getirdiği son nokta Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılı oldu. Hakikaten çok hoş olmuş. Şimdi size bu muhteşem eseri anlatmak istiyorum bütün detaylarıyla. Tabi böyle bir eseri konuşmak için kaideden başlamak lazım. Kaidesini boydan boya çeviren bir yazı var. Bu yazı aslında bu boyutun özeti. Onu en sona bırakacağım. Oradan biraz daha yukarı doğru çıkalım. Burada farkındaysanız her bir kartuşun içerisinde tarihte rol almış, muhteşem izler bırakmış bir Türk devletinin bayrağını görmektesiniz. 16 Türk devleti. Bugün Cumhurbaşkanlığı forsumuzu da var bu 16 Türk devleti. Birçok önemli anıtın üzerinde de var. Ve elbette Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan burada ne var? Bir gövde var bir de kaide var. Bir ağaç gibi düşünün. Ağacın kökleri bu kök elbette ne olmalı? 16 Türk devleti olmalı. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Akunlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar adım adım 16 Türk devleti. Çok büyük izler bıraktılar. Çok büyük emekler verdiler. Dünya medeniyetinde bizi utandıracak hiçbir çirkinliğe imza atmadılar. Büyük insanlar, büyük izler bırakmışlar ve bu büyük izlerle aşılamışlar. Sekizgen bir yıldız görüyoruz. Bakın bir yıldız altıgense Mühür Süleyman'dır. Altı köşeli ise. Sekiz köşeli ise Selçuklu yıldızıdır. Yani iki tane karenin iç içe geçmiş hali. Bakın burada iki tane karenin iç içe geçmiş halini görüyoruz. Selçuklu'nun rengi nedir? Turkuaz. Türk mavisi. Türk mavisiyle, Selçuklu mavisiyle renkli taşlarla bezeli iki tane kare bir Selçuklu yıldızı oluşturmuşlar. Gövdede. 16 Türk devletinden yukarı doğru gövde Selçuklu. Gövdenin üst kısmı Osmanlı. Bugün Cumhurbaşkanlığı forsumuza da temel teşkil eden Osmanlı armasının tam ortasına yer alan bir kalkan vardır. Bakın burada da o Osmanlı armasının tam göbeğindeki kalkanı görüyoruz. Asırlar boyunca zalimin karşısında dimdik duran, mazlumları alabildiğine koruyan Osmanlı kalkanı. Bitti mi? Hayır. Kalkanın üzerinde 16 Türk devletini simgeleyen yine 16 taştan oluşan bir kompozisyon yer almakta. Ya bir de nakkaş boyutta güzel olan şey şu. Çeviriyorsunuz. Manzara hiç bitmiyor. Aynı şekilde dönüyor. Yani normalde genelde bu tarz eserlerde e, bunu üretenler maliyeti düşürelim. İşte ne bileyim yorulmayalım, uğraşmayalım diye tek cepheli yaparlar. Siz de onu böyle koyduğunuz zaman ya bunun arkası gözükmesin, etmesin diye uğraşırsınız yani bir yerlere oturtmakta. Şu gördüğünüz eseri istediğiniz gibi, istediğiniz açıda, istediğiniz şekilde, istediğiniz yere koyabilirsiniz. Her açısı farklı bir güzellikte size kendisini anlatmaya devam ediyor. Evet, Osmanlı armasında da bulunan ay yıldızlarımız. Biliyorsunuz ay yıldızlarımız bizim tarihten beri bayraklarımızı süslemektedir. Selçuklu, Osmanlı, gövde ve gövdenin sonunda ne var? Ağacın meyvesi var. Türkiye Cumhuriyeti'miz. Kadife çok yakışmış yalnız. Bu Kadife'nin kırmızısını ben çok seviyorum. Bu ay yıldızlı bayrağımızın kırmızısını en güzel veren bu koyu kırmızı şehitlerimizin kanının rengi. Hilalimiz var. Yıldızımız var. Mesela i̇lk bakışta dedi ki ya kutudan kitapçık çıktı. Yani kitapçık bunun neyini anlatıyor? Bunların hepsini anlatıyor. Şimdi biz bunu mesela böyle bir tuttuğumuz zaman aslında size tanıdık da gelmiş olabilir. Camilerimizde kubbelerimizin üzerine ne vardır bizim? Alemler vardır. Alemlerde bir gövde, bir kaide ve gövdenin üzerinde bir ay yıldızımız söz konusudur. Bu tarihten beri böyledir. Türkiye Cumhuriyeti'mizin öncesinde Osmanlı'sında, Selçuklu'sundaki camilerde de aynı alemler yer alır. Bu görmüş olduğunuz muhteşem tasarım aynı zamanda bir alem formu olarak da karşımıza bu şekilde çıkmakta. Mesela burada bir hilal var. Burada bir yıldız Bu nedir? Bu bizim şanlı bayrağımızın ay yıldızıdır. Peki bizim şanlı bayrağımızdaki bu ay yıldız ne anlama gelmektedir? Çünkü aynı zamanda Osmanlı bayrağında da var. Nedir? Hilal. Allahu u Teala'nın ismini simgeler. Bakın hilal, Allah ve lale isimleri. Üçü de ebced hesabıyla. Hani Kur'an'da da kullanılan bu harflerin hepsinin bir rakam değeri var ya. Bu harflerin rakam değerlerini topladığınız zaman üçü de aynı rakamı verir. Yani bir yere Allah'ın ismini yazmak yerine bir lale resmi çizebilirsiniz. Allah'ın ismini yazmak yerine bir hilal çizebilirsiniz. Bayrağımızdaki hilal Allah Celle Celaluhu'nun ismini aslında oraya yazmak anlamına gelir. Peygamberimizin ismini hiç incelediniz mi bilmiyorum. Beş harften oluşur böyle M ile başlayan dal harfiyle biten. Dikkatle bakarsanız yıldız şeklindedir. Beş köşeli bir yıldızdır. Ve bu yıldızda Muhammed ismini simgelemektedir. Allah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve baktığınız zaman burada muhteşem bir bayrağımızın üzerinde bulunan ay yıldız. Bitti mi? Hayır. Bu sene çok mutluyuz. Bu sene çok gururluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Ve 100. yılda hilalimizin üzerinde 100. yılı simgeleyen tam 100 tane çizgi ve çizgilerin ucunda tam 100 tane taş. Evet. Ve bu şekilde tabandan yukarıya doğru 16 Türk devletinin emekleri, büyüklüğü Ortaya koydukları. Bakın üç kişi bir araya gelip devlet kuramaz. Kursa da devlet olmaz. Yıkılır, bozulur, başka şeylere döner. Bugün biz her türlü sıkıntıya rağmen hala çok güçlü, çok büyük bir devletsek bu 16 devletin yaşadıkları bize miras bıraktıkları beyin arka planımızdaki onların mirası işte neticesinde ortaya güçlü, büyük bir Türkiye Cumhuriyeti'ne çıkarmıştır. Boyutu Ortaya koyduğu bu sanat eseriyle bütün bunları bize tek tek anlatmayı sürdürüyor. Evinize komşularınız mı geldi? Futbol mu konuşacaksınız? Siyaset mi? Magazin dedikodusu mu yapacaksınız? Bence hepsini koyayım bir köşeye. Benim de evime misafirlerim geliyor. Ve geldikleri zaman oturuyoruz. Futbol, siyaset, magazin herkes bir şey konuşmak isteyebiliyor. Ama geldikleri anda dört bir köşede bu boyutlardan var benim evimde. Görüyorlar. Zaten a bu nedir dedikleri zaman tak bir yarım saat 45 dakika dedikodu yapmadan kurtarıyoruz. Bu nedir? işte ben size nasıl anlatıyorum? Bu şudur, bu budur, bu budur bitti. İkinci bir boyutu görüp bu nedir dediler. İkinci 45 dakikayı da kurtardık. E misafirlik zaten 1-2 saat. 2 tane üç tane boyutu anlattınız mı? Muhteşem bir akademik dersle herkes çok mutlu, memnun ve birikimli bir şekilde evlerine dönmüş oluyor. Çocuklarınız bunları görerek büyüsün. Bunları merak ederek, dikkatlerini çekerek size baba, anne abi abla bunlar nedir diye sorsunlar. Siz de onları anlat. Rüyalarına girsin, ruhlarını şekillendirsin. Burada 16 Türk Devleti ile beraber Türkiye Cumhuriyetimizin bir özeti var zira. Bu özeti evlerinizin her bir köşesine koymalı, hissettirmeli, düşündürmeli ve siz de evinizin bir köşesinde bu muhteşem izi taşımalı, taşıtmalısınız. Gelelim kaideye. Kaide bu anıtın Özeti demiştim ben size. Hakikaten öyle. Burada boyutunun çift başı kartallı rumili amblemi var. Ve burada da yazı yalnız. Yazı latin alfabesi. Şu an kullandığımız alfabe. Ama bunu küfi formda yazmışlar. O da çok hoş olmuş. Ya buna ilk bakan, bir dakika bu benim okuyabileceğim bir yazı değil der. Ama dikkatle baktığı zaman, bir dakika ben bunu okuyabiliyorum diyecekler. Aynen. Bakın şuradan bu şekilde başlıyor. Ruh, aynı ruh. Değişen sadece beden öyle mi öyle ruh aynı ruh değişen sadece beden 16 devlet şimdi 17.si ruh aynı ruh hiçbir şey değişmedi hep aynıyız bedenler görüntüler değişebilir bir tarihtir izlediğin kökü maziden hakikaten muhteşem bir tarih lütfen bunu izleyin izletin ve kökünün nereden nerelere çıktığını ve ortaya nasıl bir meyve verdiğini gösterelim.